Sevgili İtalyanca severler merhaba, ciao a tutti. Bugün İtalyanca online derslerimizin ilki ile başlıyoruz ve ilk ders tahmin edebileceğiniz üzere İtalyan alfabesi üzerine olacak. İtalyan alfabesinden bahsedeceğim bugün. İtalyan alfabesinde toplam 26 tane harfimiz var. Fakat bunların 5 tanesi aslında ödünç alınan harfler. Nasıl yani? Diğer alfabelerden, diğer ülkelerin alfabelerinden İtalyan alfabesine giren harfler. Temel İtalyanca alfabesi ise 21 tane harften oluşuyor. Burada bir kısmını görüyorsunuz. Bir sonraki slaytta da geri kalanını göreceğiz. İki tane sütun gördüğünüz gibi var. Birisinin harflerinin nasıl yazıldığı, diğerinde ise nasıl okunduğu, nasıl telaffuz edildiği yazılıyor. Aslında telaffuzunu birazdan hepsini teker teker okuyarak daha net size göstermiş olacağım. Harfin okunuşuyla başlıyorum. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. Şimdi buraya kadar okumuş olduğum harfler biraz önce bahsettiğim gibi İtalyanca'nın temel harfleri, İtalyanca diline ait harfler. Fakat aşağıda görmüş olduğunuz 5 tane harf de yabancı dillerden geçen kelimeler yoluyla aslında bu alfabeye girmişler. Bizim W dediğimiz harf, doppio V, J dediğimiz ilunga, K dediğimiz kappa, X dediğimiz yine X, Y dediğimiz harf ise YK şeklinde okunuyor. Gördüğünüz gibi yabancı dillerden gelen harfler oldukça değişik okunuşlara sahip. Alfabe konusunu şöyle düşünebilirsiniz. Bu bir aslında hem genel kültür hem de mesela yabancı bir yerdeki bu herhalde büyük olarak İtalya olacaktır, İtalyanca kullanılacağı için. İsminizi ya da başka bir şeyi teker teker harflerini ayırarak söylemeniz gerektiğinde yardımcı olacak bir konu. Onun haricinde sürekli karşınıza çıkacak bir konu değil. Çünkü herhangi bir kelime içerisinde örneğin Z gördüğünüzde Zeta diye okumayacağız. Kelimenin geri kalan harfleriyle birleştirerek okuyacağız. Dolayısıyla dediğim gibi hem genel kültür hem de teker teker harf söylemek gerektiğinde bize yardımcı olan bir konu olarak bunu cebinize koyabilirsiniz bu konuyu. İlk İtalyanca online dersimizin sonuna geldik. Bundan sonra inşallah diğer derslerimize devam ediyor olacağız. Takip etmeye devam edin. Ciao ciao ciao.